Yani babamın şahitliğinden beridir biz de aktif olarak kullanıyoruz. İşte gerek babamla ilgili o dönemde yapılan yorumları eklemişiz. Yine Mavi Marmara ile ilgili çıkan haberler, yazılar, cenazesindeki çekilen fotoğraflar ya da burada mesela Ömer Karoy ile çekmişler. Burada Uğur Süleyman Söylemez en son şehit olan şehitlerin çoğu var mesela. Orada şey var bakın Ali Haydar var. Saldırıyor kafir kahvenin dönü. Saldırıyor kafir kahvenin dönü. Müslümanlar sanki mezarda ölü. Müslümanlar sanki mezarda ölü. İslam toprakları oldu kan gölü. İslam toprakları oldu kan gölü. Akan bütün kanlar hak için atsa. Esselamun Aleyküm. İsmim Yusuf Bilgen. Mavi Marmara şehitlerinden Şehit İbrahim Bilgen'in oğluyum. Ne mutlu ki halen bu olayı unutmayanlar, hatırlayanlar var. Bizler bu olayın zihinlerde diri tutulmasını her zaman arzu ediyoruz. Çünkü bu sorun çözülmedi. Mavi Marmara davası kapanmadı. Ve Filistin özgürleşinceye kadar da bu dava devam edecektir. Bu yüzden bu kanımızı akıttığımız, 10 şehidimizi verdiğimiz olay zihinlerde canlı kalmalı. İnsanlar artık Türkiye'nin de bir parçasının ve kanının orada aktığını hiçbir zaman unutmamalı. Bunun için de elimizden geldiği kadar gündeme taşımalıyız bu olayı, unutturmamalıyız. Çünkü onlar unutmamızı istiyor. Bizse tam tersine unutturmamak istiyoruz. Babamın Mavi Marmara'ya katıldığını ben o dönemde Siirt'te değildim. Kocaeli Gebze'de çalışıyordum, öğretmenlik yapıyordum. Gideceğini tabii ki ailemden öğrendim. Tabii bundan dolayı da hiçbir zaman bir üzüntü duymadık. Aksine gurur duyduk. Çünkü zaten oralar bizim topraklarımız. O insanlar bizim insanlarımız. Zaten İslam toprakları bizim gözümüzde her zaman birdir. Hiçbir zaman sınırlar ya da dilin farklı olması bizim için orayı farklı kılmaz. Her zaman için bizim bir parçamızdır. Tabii ki orada bir parçamıza zulmediliyor. Nasıl ki insanın vücudunun bir parçasına eziyet edildiğinde bütün vücut bundan etkilenirse biz de orada kardeşlerimize yapılan o zulümden her zaman etkilendik. Bunu ailemizde en yoğun yaşayan da tabii ki rahmetli Şehit İbrahim Bilgen babamdı. Bunu da gösterdi yaşantısıyla ve şehadetiyle gösterdi. Gitmeden önce görüştük tabii. İşte arayıp zaten herkesten helallik istiyordu. Tabii başta aile fertleri olarak bizlerden de helallik istedi. Maalesef yüz yüze görüşemedik ama telefonla görüştük. Kendisi işte yola çıktığını, bu işin ucunda şehadetli olduğunu, hakkımı helal etmemi istedi. Biz de tabii ki helal ettik ve bize dua etmesini istedik o topraklarda, o kutsal topraklarda. Son görüşmemiz de o şekilde olmuştu yani. Biliyorsunuz Mavi Marmara olayı aradan 9 yıl geçti. O zaman 9 yaşında olanlar şu an 18 yaşında. Daha küçük olanlar yani şimdi 15 yaşında olanlar belki hiç hatırlamıyor. Bizim görevimiz bu insanlara bu olayı hatırlatmak ve bildirmek. Hiçbir zaman unutturmamak lazım. Mavi Marmara oradaki ablukanın bir tepki olarak yola çıkan insanların hazırladığı bir konvoydu. Onun öncesinde bir kara konvoyu Türkiye'den ve başka ülkelerin de katılımıyla yola çıkmıştı ve Mısır üzerinden Gazze'ye geçmişlerdi. Büyük mücadelelerle tabii. Hatta Mısır'da işte taşlattırılmışlardı vesaire birçok olay yaşanmıştı. Tabii her ilden insanlar
talep ettiler gemiye katılmayı. Bunlardan işte Siirt'ten de rahmetli babam ve Metin Yardım birlikte katıldılar Siirt'i temsilen. Bunlar işte 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail'in işte uluslararası sularda topla, tankla, tüfekle elinde ne varsa bütün gücüyle gemiye müdahale etmesi, sanki o gemide büyük bir askeri güç varmış da onlara savaş açmışçasına karşılık vermesi ve gemiye en iyi yetişmiş sözle, en iyi yetişmiş komandolarla müdahale etmesi. Sonucunda 10 Türk vatandaşı şehit oldu. İşte bunlardan biri de rahmetli babamdı. Hani o insanlar oraya yardım ulaştırma amacıyla yola çıktılar. Hiçbir zaman işte biz gidip orada İsrail askerleriyle karşılaşacağız, İşte onlara saldıracağız, onlar da bize karşılık vereceğiz düşüncesinde değil gidenler. Ama karşımızdaki İsrail olunca zaten kuruluşu bile vahşice olan, tamamen işgal politikasıyla kurulmuş, türlü hilelerle kurulmuş bir sözde devlet, bir terör devletiyle karşı karşıyasınız. Oradaki insanlara yaptıkları haksızlıklar, zulümler ortada. Dolayısıyla muhatap bu olunca tabii ki herkes saldırı, bir müdahale bekliyor. Ama yani İsrail'in devletimize, Türk hükümetine de seçtiği sözler verdiği de daha sonradan öğrendiğimiz malumatlar içinde yani. Yani müdahale, böyle bir kanlı müdahalede bulunmayacağına dair çeşitli sözler verdiğini duyduk tabii çeşitli kanallardan. Ama tabii sözünü her zaman çiğnediği gibi bunda da çiğniyor ve müdahale ediyor. Ve işte sonuç malumunuz, işte 10 tane şehit veriyoruz. Orada 50'nin üzerinde silahlı yaralanan gemi katılımcısı var. Türkiye en son meclis kararıyla Türk hükümeti Mavi Marmara'daki davayı düşürdü. Yani hukuki mücadeleyi sona erdirdi Türkiye'deki. Ama uluslararası davalar devam ediyor. Henüz sonuçlanmayan davalar var. Umudumuz onlardan İsrail'i köşeye sıkıştıracak. En azından hesap soracak. Onun suçlu olduğunu ilan edecek. Hani bir yaptırım olmazsa bile tarihe bu olayda İsrail'in suçlu olduğunu, masum sivilleri kasten öldürdüğünü tarihe geçsin en azından. Biz bunu istiyoruz. Ama işte maalesef Türkiye'de bu dava düşürüldü meclis kararıyla. Fakat diğer ülkelerdeki davalar inşallah öyle olmaz. Hiçbir şekilde razı değildik bu duruma. Yani buradaki davanın hakkıyla sonuçlanmasını istiyorduk. Ama maalesef bizim istediğimiz gibi olmadı. Başta bir sahiplenme vardı ama daha sonraki süreçte aynı sahiplenmeyi görmedik maalesef. Mavi Marmara Gazze'deki Ablukaya, başta Gazze'deki Ablukaya karşı yapılan bir hareketti. Ama maalesef günümüzde halen bu abluka devam ediyor. Halen Kudüs işgal altında, halen Batı Şeria işgal altında. Ve Amerika'nın da desteğini alan İsrail türlü türlü oyunlarla halen oradaki kardeşlerimize zulümleri devam ettiriyor, arttırarak devam ettiriyor. Biliyorsunuz Ramazan'ın başında, her Ramazan'da adeta Müslümanlarla dalga geçercesine Gazze'ye saldırı başlatıyor İsrail. Yine bu Ramazan'ın başında da Gazze'ye saldırı başlattı. Uçaklarla, füzelerle insanları katlettiler. Yine dünya seyirciydi. Yine abluka devam ediyordu. Bu tabii ki bizim içimizi acıtıyor. Ve bu olaylar eminim başka Mavi Marmara'da da gebedir. Mavi Marmara gibi daha birçok hareketle bu terör devletine oradaki kardeşlerimizin yalnız olmadığını, bizim onlardan haberdar olduğumuzu her zaman göstermemiz lazım. İnşallah bu konuda daha bilinçli, daha şuurlu hareket ederiz. Mavi Marmara'da dökülen bizim kanımızdı. Türkiye'nin kanıydı. Bunu unutmamak lazım. Bu kanın boşuna akmadığını,
İsrail'e her defasında söylememiz lazım, haykırmamız lazım. Ki oradaki kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuşsun, artık insanca yaşasınlar ve bütün dünya anlasın ki Müslümanların ta en uzak noktadaki bir Müslümanı bile bir zulümde bulunduğu zaman ona tam aksi istikametteki en uzaktaki Müslüman buna karşı tepki gösterecek. Bunu artık bütün dünya anlamalı. Biz böyle olmalıyız. Böyle olduğumuz zaman işte İsrail o akan kanın hesabını vermiş olur. İşte diğer zalimler aynı şekilde hesap vermiş olurlar. Ve artık bir zulüm yapmadan önce iki kere, üç kere düşünürler. 31 Mayıs'ta Mavi Marmara şehitlerimizin şehadetlerinin 9. yıl dönümünü tekrar anacağız. Bu vesileyle hem de Ramazan'a denk geldi. İnşallah Ramazan'a da denk gelmesi vesilesiyle de aynı zamanda Kadir Gecesi 31 Mayıs. Yani üst üste geliyor bunların hepsi. İnşallah bu vesileyle Rabbim şehitlerimizin şehadetlerini tekrar tekrar kabul eder. Tekrar tekrar dünya Müslümanları o akan kardeşlerimizin kanını, başta şehit İbrahim Bilgen, babam şehit İbrahim Bilgen'in ve diğer şehitlerimizin kanını yerde bırakmaz. Bizlere onlarla birlikte inşallah peygamberimize komşu olacak şekilde haşreder. En büyük temennimiz budur. İçinde yaşayalım. Hayatımızı buna göre idame edelim. Yatağımız da zalanlı bir şekilde, acizane ve yorgun bir şekilde ölmekten Allah'a sığınırız. İsrail kahrolsun! İsrail kahrolsun! İsrail! İbrahim abiye sorar bir dostu. Gazze'ye gidip ne yapacaksın diye. Şehit olacağım. Kendisi de gidip şehit olacağım demiş. Ve Allah'ın lütfuyla şehidimiz oldu. Seyyidin tacı oldu. Hoş geldin ey şehidim. Hoş geldin ey gazim. حسنات حسنات کرا ند چوا دارن ند چوا دارن ند گریو جامه چکر لگون و داره ده یورد سه یورد چکرن ده دسته که وقت ده دو 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 یعنی ده کمی بخواد کرید در و گید هنه اشتا ای خیر سه و گلاب کرمز و چچکو جامعه و چچکو یورده و خلک سانه لید کرن سفت لید کرن ای رند و
برندو گیو افاد گو اونم گو چی گو اون گو خام کو خودیم گو چی اوغل گو ده پیان سره بار و گو دیگه که ادر که دمرما مگو خلت ده که ببر چت و دار چی و دار کی دار ات زونی کی دار نه کی دار گو نو گو ار که ما دار کو دیر بمرما ی ده پیان سول بو و خو جین هیچ حی سول امن کرها و هر کوش شاید بو مر جکار کنم از کشور چنین من میمان بیاید که کردند چند تست دفروتن چند دندر با دفروتن تست دفروتن پیش ما خودی دارد که و جورد چه بود دور بود بن عرصه جورد بن عرب خو کات نامر آدم ملت بن اتوبوس کات شش مرلی مر نامر چه بود دور بود چه بود دور بود چو چو آب این نگهش تو اوه منطقه اسرائیل و اسرائیل دی خست کشت اون کشت رو حاد کر و این نگ برا دیسا جی برا بگیه و برا تشت برا به فلسطین دو برا فلسطین کیفی خو خوش بیا اون اجاقی کار که ویدان و تشتیوان ویدان برا دیسا شاید بیا گی شاید دانه قربونه اون شال می گی شاید گی تاپا هاون تاپا هاون شالا بیزنا خودی مجل ایخو و فخر ایلا بریده فخریلا بریدی که آدم نبیلیم آنجا گرمه هم اخصد سکیس تنه دلسه وارده سکیس تنه سکیس تنه دلسه وارده بگن گیداجاخ شه گیداجاخ خلیستنه گیداجاخ بی هفته آنجا گیدیور دیور که شه دیور گلن ها گلن گلن تکانه اینده تپلیور تکانه درستان چاوشن ورده قدر تکانه دیور فقط تکانه گیدو دلاره تپلیور گتر دیور من سیز اطفاویه شهنی بندراجام عرباسنم اطفاویه نستنده Ya da ben bindireyim ki size götürüm bir kere gezdireyim. Götürmüş demiş hep şeydi başını da çıkardım o çarşının ortasında sizi gezdirdim çarşının ortasında. Biraz şey Abzar Kafar'a götürmüş, götürmüş sabaya götürmüş. Gelmiş demiş ki herhalde bir kere de sizi hamama götürüm temizleyeyim sizi sakal saçını maçını tıraşlayayım. O sonra da ki ben işime gideyim. Gidiyor diyor Amil Çildoğa gidiyor. Diyor Emil Çildoğ, diyor ne? Diyor ben bak geldim senin yanına. Benim 100 liram var. Sen de bu delilere ben bunu hamama götüreceğim. O sen de ona göre kendini düşün, bu delileri götür, hep üstü başını hep düzgün yap. Yani öyle şey etme. O parası ne kadar da varsa sen de üstüne koysun, bu delilere yazık. Sen gidiyorsun, şey diyor ki ben, Çildoğ diyor ben gittim, gezdim, gezdim, gezdim. Oldum, oldum bu parası bitmedi. O yüzden milyon bitmedi. Fakir sahibi kıyır yapıp bir sahibim yok mu? Fakir sahibi kıyır yapıp bir sahibim yok mu? O demiş o zaman demiş sen bitirdin mi bitirmedin? Bana demiş son kez ben bir pijama aldım bitti. Demiş ki o zaman sen de sen bir şey değilsin sen de bir şey üstüne eklersin. Dedi ben de 70 milyonu ayarladım. Dedim ki ben üstüne kurum. Dedi baktım gezdim 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 dedi ki o zaman başını yıkamış getirmiş oraya dürtürmüş. Demiş hadi bunları elbiseyi giydir. Elbisesini giydirmiş. Demiş hadi götür bizim lokantaya götür. Bizim bir lokantacımız var dedi. Oraya götür o yemek ver. O para, ne kadar para koymuşsa da o yemek parasını ver. O çık. Ben getir ya da yalnız da getir benim dükkanımın önüne bırak. Diyor ben götürdüm demiş ki Fakri Sayır, Deli Fakri Sayır ki iş yapar ben sizi bilsem yok mu? Bu da bu kadar gerdirip, bu kadar hürmet veriyor onlara. Ben de hürmet, biz de yok. Onlar da gitmişler, o kantada duyunca yemeğe girmişler, çıkmışlar. Çıkmışlar, getirmiş kapını, şeyin önüne, dükkanın önüne bırakmış. Bırakmış ki Fakri orada hazır. Diyor ben üç kere alında gördüm ki Fakri nasıl, yine de ben inanmadım. O dedi son kez, ben tam inandım. O dedi ben eve titredim dedi, eve geldim kendi kendime dükkanda dedim ki, yahu amin. Bu fakir gelip senden ne istiyorsa ver. Niye sen şeylik, aksilik yapıyorsun? Dedi ben kendi kendime öyle kızdım dedim. O gün 5-6 tane buzdolabı sattım. Çamaşır makinesi sattım. Dedim bak fakirin deli fakirin şeyi bana böyle geldi. Sen dütten götüren, delileri getiren, oraya bırakın. Bu sefer bu delileri götürmüş, şaşıya bırakmış. O demiş herkes evine gidin. Akşam üstü gene gelmişler. Demişler ki bak Fahri biz acıkmışız. Gelmişler demiş oğlum ben sana, size kebap yediracağım. Gitmiş kebap almış, hepsine vermiş, eline vermiş, fotoğrafını da çekmiş. Fotoğrafını da çekmiş, bir de gülüyor. Kendine bir de gülüyor, kendine gülüyor.
Öyle yapmış, ellerini oraya bıraktı. Gazete dersi günde geldi akşam benim yanıma geldi dedi, ana dedim ne? Kendini orada uzattı dedi, ana dedim ne? Dedi ona ben bugün bir şeye tezde gittik dedi, hem şeyi götürdük dedi, cenazeyi götürdük dedi. Ne bir salavat ne bir tekbir dedi. Ben ölürsem, şehit olursam dedi, beni öyle yapmayın dedi. Beni şey üstüne gezdim dedi, el üstüne götürün dedi. Benim, ben bak, ben mebal size veriyorum. Dedim oğlum sen demiyorsun ki, ana sen sen böyle yaparak, sen şöyle yaparak, niye sen öyle diyorsun kendine? Diyor ki ben şehit, gidip şehit olacağım, sen ölmeyeceksin dedi. Öyle deyince kendini uzattı, böyle elinde üstüne, şimdi göğsünün üstüne koydu. Dedi ana dedim ne? Dedi bir hocam var, dedim ne oğlum? Dedi sen sütünü halal edeceksin. Dedi oğlum dedim ki sen gidersen, sen canını verirsen de ben niye sütümü halal edeyim? Dedi ben korkuyorum ki sen çok ağlarsın. Dedim adam düşünüyorsan ki ben çok ağlayacağım ha, gitme. Kim sana diyor ki ilham git git. Dedi vallahi ona dedi ben giderim. Gitmeye giderim şehit olacağım ha, yani gelmeyeceğim, dönmeyeceğim ha dedi. E dedim oğlum, dedi bir ders, bir şey söyleyeceğim. Dedi de ki Allah'ım, Fakhrimi nasıl Bilal-i Havaş, ne iskencana şehit etmişsen ben de o hesabına şehit etsinler. E dedim oğlum sana anlatan ne istiyorsan Allah sana onu versin de ne yapayım? O zaten sabahsı da gitti geldi, yolcu da yattık, Çamber'de kadar gittik baktık otobüs nasıl gidiyor? Habib dedi anne dedi bu otobüse biz kavuşmayız dedi, bu nasıl gavruk olur dedi, nasıl sürüyor dedi. Dedim Habib aman korban dedim, göz değirsin otobüse dedim. Baktım dedi keşke bir müşteri oraya binseydik, ben de giderdim kardeşim bir kere daha gör. Çakalın orada zaten bir müşteri bindi. Gitti dedi anne dedi, baktım ki abim sapsarı olmuş dedim. Abi kimse seni zorla götürmüyor. Demiş ki ben anamı anam çok çile çekti bizim için, çok çile çekti. Ben anamı düşünüyorum, sizi düşünüyorum, çocuklarımı düşünüyorum. İşte mümkün mü az, yani adam ne kadar gidiyorsa siz de o kadar adam üzülüyor. Abi baktım dedi, indim o geldi. O geldi, uydu. Gitmiş Mersin'de oturmuş. Bir kardeşi orada gitmişler, orada yemek yapmışlar, getirmişler. Herkes orada yemeğini yemiş, yetmiş. Aşağı yukarı. Gitti. Herkese dedi ki hakkını halal edin, hakkını halal edin, hakkını halal edin. Kime durduysa gitti dedi, hakkını halal edin. Öyle gitti gelmedi. Ben de evdeydim, baktım şey, pazar günü ben menzile gittim. Akşam üstü geldim Allah Allah. Ha benim koltuğa verdim oturdum. Ne namaz kıldım, neyle yaptım. Baktım sanki bir ses bana değmedi. Ana bir ses bana geliyor. Allah Allah. O tarafa gittim ses ne gezer? Oturdum yanımda sabaha kadar oturdum. Şey etmedim ki, fikir etmedim ki ben televizyonu açayım hala bakayım. Ne bileyim. Mesela bana baktım ki bizim konusu dedi, hacı dedim ne? Baktım kocası düttü, böyle çekti. Dedi ne var? Ne var dedi. Dedim hala geldi filiz dedi, bana söyle. Dedi yok yok dedi. Abla dedi ben vurdum filizi dedi. Filiz de gelip ben sana şikayet edecek, sen de gelin bana kızan. Ben ne bileyim. Sonra bir baktım dedim hala bir kalkayım ben Fakhrigil'e gidip. Gittim ben artık yuvar diyor bilmedim. Hiç sanki ben bir yere gitmemiş gibiyim. Baktım adam dedi bacı dedi sen sabahtan beri burada bekliyorsun dedi. Otobüs bekliyor dedi. Nereye gideceksin sen bu kadar dolmuşlar gidip gelip. Dedim valla oğlum ben de bilmem. Dedim işte Fakhrigil'e gideceğim dedim. Ben bilmem hangi yani o bina. Dedi tasadı gel dedi bin. Demek herkesin haberi varmış benim haberim yok. Dedi bin dedi tasadı ben sen kapıya kadar götür. Ben götürdü adam burada bıraktı dedi. Kapısı da bu dedi. Ben gittim orada durdum. Hiç aklım gene aklım gitti. Aklım gitti, dedi, gene baktım konuşuyor dedi, teze dedi, sen ne geziyorsun dedi. Dedim işte böyle dedi, teze dedi, gel yukarı dedi, yukarı gel dedi. Yenge dedi içeride, sonra gittim baktım ki yoktur. Allah Allah, bu acaba nereye gitmiş? Sonra dedim, baktım ki millet geldi, dedim Fakhri. Habib dedim, ben binada çıkarım, yoksa ben bağırırım. Annesi ki ben çıkarım, bir şey olmuş. Sonra bu oğlan gitti, cenazeyi sabahsın, cenazeyi getirdi geldi. Ya. Öyle işte.
Fahri çok, Fahri çok çileliydi. Fahri bak gürmütürde satıyordu, meşe satıyordu, kadeş satıyordu. Diyordu, karısına diyordu, sen bana aylıkma karışma, bana sen tıkana karışma. Götürüyordu, haşlıyordu, götürüyordu, haşlıyordu, götürüyordu, haşlıyordu. İşte Fahri'nin durumu böyle.